Obalarında kuru da meşe yanıyor efendim. Obalarında kuru da meşe yanıyor efendim. Yanıyor ya Mehmet dayamda üşümüş de donuyor. Boncukludu gelin ortalıkta dönüyor da dönüyor. Aslanım da efeler vay vay. Bir öksüz, bir içli saz ağlıyor tavasta. Bir tambur, bir cura, bir bağlama, bir üçlü saz ağlıyor tavasta. Türkülerini her zaman büyük bir keyifle dinlediğimiz ve her zaman dinlemeye devam edeceğimiz Ege türkülerinin unutulmaz derlemecisi Özay Gönlüm'ün o gönül sesiyle yol alırken sesleniyoruz üstada, sevda hırkasını giyerek. Nasıl unutacağız seni, nasıl unutacağız diyerek. Efelerinde sağına çıkan hadende şu dağların başına da başına. Aslanında efeler vay vay. Adını tarihten, tadını coğrafyasından, umudunu insanlarından alan tarih, kültür, sanat, sevgi ve sevda kenti Tavas'tayız. Her mevsimi hoş olan huzur kentimiz. Hangi göz bakarsa baksın, alnı aktan da ak olan kentimiz Tavas'tayız. Yüzleri güneş yanığı Yağız delikanlıların kentinde. Elleri kına kokulu, saçları sırma dokulu, güzel kızların kentinde. Zeybe'in hayat bulduğu, şahlandığı iklimde. Klişeleşen coğrafi terimlerin ışığında Denizli'nin güneybatısına düşen Tavas, denizden yüksekliği 950 metre olan şirin bir ilçedir. Ozan'ın gönlünde ise Tavas, Denizli'nin güneybatı yamaçlarında gezen yavru bir ceylana benzer. 1700 kilometre karelik yüz ölçümüyle sığar sevdalılarının gönlüne. Türlü güzelliklere haiz Kızılca Bölük'le birlikte 40'ı aşkın köyü vardır. Tavası doğudan Acıpayam, batıdan Aydın Karaca su kucaklar. Güneyden Kale ilçesi selamlarken, kuzeybatıdan Babadağ ilçesiyle, kuzeyden Denizli ile bakışır. Tavas ilçesi, yüzey şekilleri bakımından etrafı dağlarla çevrili, düz bir ova görünümündedir.
Tavas adını 13. asırda kurulmuş ve merkezi Hırkaköy'ü olan Tavaslıoğlu Beyliği'nden almıştır. O yıllarda şu anki ilçe merkezinin bulunduğu yer ise Yarengüme olarak adlandırılmıştır. Tavaslıların bugün dahi memleketlerini eski ismiyle adlandırmaları, ağız alışkanlığından ziyade bu isim ile kendilerini özdeşleştirmeleridir. Anadolu'da yarenlik, yoldaşlık anlamında kullanılan bu kelime, aynı zamanda Tavaslı olmayı ifade etmektedir. Bu memleketin insanları topraklarına duydukları bağlılık ve yoldaşlık duygusuyla her koşulda birbirlerinin yanında yer almayı başarmışlardır. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tavas, bugün de bu özelliğini devam ettirmektedir. Tavas, 1883 yılında Denizli Sancağı'na bağlı bir ilçe olmuş ve 1890 yılında da belediye kurulmuştur. Dolayısıyla ilçemiz bölgesinin ve Denizli'nin en köklü ilçelerinden biridir. Karya, Anadolu'nun güneybatısındaki sırlı coğrafya. Türlü medeniyetlerin eskimeyen beşiği, uygarlıkların şahidi Karya. Yarengüme'yi kucağında uyutan o soylu ana, antik çağların sessiz tanığı. Karya'nın mistik dokusunda yol alırken tarihin ve kültürün yatağı olan Tavas'a çıkıyor yolumuz. Efsunlu bir şehirdir Tavas. İnsana kendini bulduran ve kimliğini yaşatan. Tarif edilemez bir yaşama sevinci olup insanı çepeçevre kuşatan. Asalet sahibidir bu şehir. Tarihi kültürel dokusundan ödün vermemiştir. Adeta değerler yumağıdır. Sanki naftalin kokulu bir çeyizdir yıllanmış sandıklarda saklanan. İçerisinde emek vardır, huzur vardır, yaşanmışlıklar vardır. Efsaneler bu şehirde hayat bulur. Milli ve manevi duygular bu şehirde daha bir şahlanır. Tarih boyu Anadolu'nun bağrından insanlığa yön vermiş, ışık ve sevda olmuş bilge şahsiyetler bu şehirde doğar. Zaman bu bilge şahsiyetlerin ışığında akar. Ve zaman bu bilge şahsiyetleri maziden atiye, asalet ve gönül bayrağı olarak insanlığın varlık burcuna sarsılmaz ve yıkılmaz bir gönder kabulüyle yollar. Karya'da zaman tüneline girip Tavas'a yol alırken hangi duyguyla gidersek gidelim, bu yolculuk bizi etkilemek için elinden geleni yapıyor ve bunu da başarıyor.
Tavas ilçesi 6000 yıllarına dayanan geçmişiyle çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş önemli bir eğitim, tarih ve kültür kentidir. Üzerinde yaşayan birçok medeniyetin izlerini ve bu geçmişe bağlı kültürlerin eserlerini en yalın haliyle bünyesinde saklamaktadır. Bu özelliğiyle Tavas, insanları zaman ve mekan ötesine götürmektedir. Tarihi en yalın haliyle yansıtan varlıklarıyla geçmişten geleceğe ışık tutmaktadır. Tavas, tarihin her döneminde cazibe merkezi olarak kalmıştır. Zira İyonlar, Romalılar ve Bizanslılardan kalma Heraklis, Didimen, Apollyon, Sebastopolis ve Barza şehri gibi zamanın ünlü ve zengin büyük şehir kalıntılarıyla Tavas, tarihsel yerini korumaktadır. Bu nedenle Tavas, zaman tüneli içerisinde yaşanan istilaların ve savaşların görgü şahididir. Bereketli toprakların diyarı Tavas Ovası, ilçe ekonomisinin en önemli gelir kaynağını oluşturur. Tavas Ovası'na düşen tohumlar, mahsule dönmek için adeta yarışır kendi aralarında. Tavas, bereketli topraklarıyla ülkemizde çeşitli sebze ve meyve üretiminde de söz sahibi olmuştur. İklim çeşitliliği nedeniyle elma, armut ve üzüm bolca yetişmekte, İlçe toprakları, yem bitkileri, bakliyat gibi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine imkan vermektedir. Bu imkan dahilinde Tavas topraklarının büyük bir bölümünde tarım yapılmakta ve her karış toprak ekmek aşkına emekle değerlendirilmektedir. Zengin bir tarihe ve kültür mirasına sahip olan ve Ege'nin incisi olarak adedilen Tavas, hızlı kalkınma hamlesi neticesinde tarımda hatırı sayılır bir şehir olmuştur. Hayvancılık, ilçenin başlıca geçim kaynaklarından birisi olup, sığır besiciliği alanında olumlu adımlar atılmıştır. Köklü tarihi, doğal güzellikleri, turistik değerleriyle aynı zamanda bir turizm kentidir. Tavas, turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu için eski rengini, kokusunu, tadını hiç kaybetmemiş şehirlerimizden birisidir. İleride bir Uludağ olur mu bilinmez ama 2012 yılında kayak merkezi ilan edilen Bozdağ, daha şimdiden Tavaslı'nın umudu oldu bile. Şirin ilçemiz Tavas, bize bu şehri miras bırakan medeniyetlerle bizi yeniden yüzleştirecek birikimi ve gücü bünyesinde muhafaza etmektedir.
şehir merkezinden, kasabalarından köylerine kadar. Serpiştirilen tarihi camiler ve çeşmeler, birer kültür ve tarih abidesi olarak günümüze kadar ayakta durmayı başarmışlardır. Tarihin en canlı şahitlerinden olan camiler, mutlaka gidilip görülmesi gereken ve ilahi huzurun yaşandığı yerlerden. Geçmişten günümüze yaşam kaynağı sunan, şehre anıtsallık ve hareket kazandıran tarihi evler ve tarihi çeşmeler, suskunlukları ile zaman törpüsüne ayak diremektedirler. Tavası adımınızı attığınız ilk andan itibaren, geçmişin birbirinden güzel izleriyle karşılaşırsınız. Tarih zenginliklerini doya doya seyredebileceğiniz ilçe sokaklarında yürürken, binlerce yıl ötesine uzanan keyifli bir yolculuğa çıkarsınız. Türkiye Tarihi Kentler Birliği üyesi olan Tavas Belediyesi, Tavas'ın merkezindeki bu tarihi dokuyu gelecek nesillerle buluşturmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Tarihi Tavas evlerinin birbirine bakan camları insanı bir zaman tüneline sürükler adeta. Kim bilir kimler aşık oldu bu evlerde? Kimler doldu, kimler doğurdu? Kimler mutlandı bu evlerde? Kimler hüznünü kaneviçelere işledi? Sormadan edemez insan kendisine. Eski konaklar gölgesinde yürüyen insanları ister istemez yapıldığı döneme götürür Tavas'ta. Tavas'ın bütün sükunetini, tadını ve zevkini yaşayacağınız Tavas evleri, tüm karakteristik özellikleriyle yerlerdeki kilimlerden, raflardaki bakır objelere kadar her detayıyla Tavas kültürüne tercümanlık etmektedir. Tarih boyunca çeşitli milletlerin kültür ve medeniyetlerinin gelip geçtiği Tavas'ta halen örf ve adetler, geleneksel el sanatlarının büyük bir bölümü devam etmektedir. Pek çok Tavaslı kadının ilk tanıştığı eşyalardan olan iğne, tel ve gergef, ilçede her evin bir atölye gibi işlemesini sağlıyor. Kına örtülüklerinin işlendiği yerlerden biridir Tavas. İlçenin dünyaca ünlü tel kırmasıyla ilmik ilmik işlenen motifler, daha sonra bir araya gelerek birer sanat eserinin baş tacı olurlar. Anadan kalma tek ayağı sallanan gergefler, her gün başka bir motifi ağırlar. Bir gün kına örtüsü olan kırmızı bir kumaş sarmalarken bu dört köşe gergefi, diğer gün bir sehpa örtüsü çevreliği verir. Köklü bir tarihi mirasa sahip Tavas'ın mutfak kültürü de aynı güzellikte çıkar karşımıza. İlçenin meşhur yemekleri
Tavas'ın adını yüceltmeye devam etmektedir. Güveci ve meşhur tahinli pidesi, lezzete iştahınızın kabarması demektir. Odun ateşinin sabahın ilk saatlerinde harlandığı ocaklar, öğle saatlerine doğru şenlenmeye başlar. İçin için yanan ocağa yerleştirilen etler, kendi halinde saatler süren bir lezzet serüvenine girer. Ocaktan çıkan kuzu ve dana etleri, ustası tarafından sıcağı sıcağına servise hazırlanır. Güveçlere pay edilen etler, kendi yağlarıyla buluştuğunda, ortaya çıkan ses, etrafa dağılan enfes koku, iştahınızın iyice açılmasına sebep olur. Tavas pidesinde asıl aktör tahinli pidedir. Tavaslar tarafından bu pideye içli dışlı denir. Tahin ile hamurun buluşması ve odun fırınında için için pişmesiyle ortaya çıkan tahinli pide, güvecin ardından bambaşka bir lezzet bırakır damaklarda. Tavas baklavası yapmak ayrı bir zanaattır. 40 kat yufkanın her sırasına dökülen cevizlerin şerbetle buluşması, damaklarda unutulmayacak lezzetler bırakır. Dağların siper ettiği bir bölgede kurulan tavas, bu özelliğinden dolayı yüksekleri kendine mekan edinen efelerin de diyarı olmuştur. Efe denildiği zaman akla ilk gelen oyun olan zeybek ise bu ilçe için her zaman farklı bir anlam ifade etmiştir. İlçemiz milli mücadele yıllarında işgale uğramamıştır. Ancak başta insanlara yardımı seven ve hayvanlara karşı büyük bir sevgisi olan, lakabını da özellikle köpeklere karşı olan aşırı ilgisinden alan Nuri Efe olmak üzere düşmana Aydın ve Nazilli bölgelerinde karşı koyulmuştur. Dilden dile, kuşaktan kuşağa geçen bir direnişin öyküsüdür Tavas Zeybeği. Adıyla özdeşleşen bu halk oyunu kökeninde Efelerin kahramanlığını anlatır. Haksızlığa karşı çıkan, zenginden topladığını fakire dağıtan, dağları mesken tutan efelerin öyküsüdür Tavas Zeybeği'nin anlattığı. Asil duruş, Tavas Zeybeği'nin etkileyici hikayesiyle bütünleşince, seyrine doyum olmaz bir oyun çıkar ortaya.
yüzyıllar önce yapılmış bağ pazarı, etrafındaki tarihi evleri ve yüzyıllık ağaçlarıyla geçmişin günümüze yansımasıdır adeta. Tavas'ın önemli simgelerinden olan bağ evleriyle çevrili meydan, Tavas Bağlar Mesireliği olarak ilçeye gelen herkesi hayran bırakır kendine. 1960'lı yıllara kadar yaz ayları süresince bağlar mevkiinde komşuluk tam anlamıyla komşuluk olurmuş hani. Gece olsun gündüz olsun komşular toplanarak çay içerler veya yemek yer ve bu arada da yapılan sohbetlerin tadına doyum olmazmış. Pekmezler kaynatıldıktan, cevizler heybelere doldurulduktan sonra geriye, yani tavasa dönüşler başlarmış. Bu anlatılanlardan sonra içinizden birçoğunun 60'lı yılların tavasına özlemlerin en büyüğünü duyduğunu hissetmemek mümkün mü? Konfeksiyon ve özellikle kot tipi üretimle ayakkabı imalatı da ilçede oldukça yaygındır. Efelerin olmazsa olmaz aksesuarlarından biri olan körüklü çizme, Efeler Diyarı Tavas'ta hayat bulmaya ve üretilmeye devam ediyor. Herkesçe bilinir ki eğitimin yanında üniversiteler, kurulduğu yerin ekonomilerine de katkılar sağlamaktadır. Tavas'ta Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı yeni dallarda fakülte ve yüksekokulların yaşama geçirilmesi, kentin yarınlarını mutlak suretle sağlama alacaktır. Bu birimlerin eğitime ve sosyal yaşama yapacağı katkı şüphesiz çok büyük olacaktır. Kuşkusuz Tavas, eğitim ve kültür şehrine dönüşecektir. Tavas sadece köpekçi Nuri Efe'yi ve Özay Gönlüm'ü armağan etmemiştir bizlere. Bugün dahi Denizli ve ülkemiz siyasetinde söz sahibi olmuş siyasetçileri de çıkarmıştır bu topraklar. İlimizin diğer ilçelerini kıskandırırcasına. Tavas benim için kalemimi kullandığım defterim, fotoğrafını çektiğim manzaram, okuduğum roman artık, içtiğim su ve soluduğum hava, sevdalandığım yar, saçlarıma düşen kar. Nefes nefese kaldığımda ilk kez Tavas'ta sevdiğim sokaklarda yokuşu. Tavas, tarih, doğa, turizm, tarım ve kültür kanatlarıyla uçan çok kanatlı bir masal kuşu. Tarihin ve kültürün beraber gezindiği sokaklarında ben de gezdim, ben de dolaştım. Mutlulukların, huzurun en yücesini duydum. Ve kendimi zeybeğe duran efelerin arasında buldum. Thank you.
Karanlıklarda ve çıkmazlarda düşleri olur insanların. Düşlerine düşürdüğü sevgilileri olur. Benim düşlerime süt kokulu bir yar düşerdi. Bazen yeşil olurdu esvabı, dağ yeşili hem de. Bu düşler daha bir sıklaşırdı tavasa olan sevdamın depreştiği demde. Bozdağ'da bulurdum kendimi ya da bağlar mesireliğinde gezerken. Yandığım demlerde kaybolurdum. Vadinin derin sularını sorardım. Açlığım aklıma gelende kokusu burnumda tüten içli dışlıyı arardım. Yokuş yukarı yollardan evime yol alırken, anam kırk biberli yavan aşı pişire diye hayal kurardım. Her şeyin en güzelinin en çok yakıştığı yerlerden birisi olan bu şehre bir gün mutlaka yolunuzun düşmesini dilemek de bana düşmek de elbette.